Usura d'oro. Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, şimdi biliyoruz ki zaman zaman anlatıyorsunuz, sizden de duyuyoruz. Ahirette hesaba çekilmeyecek olanlar da var. Hesaba çekilmeden, ne bileyim işte Sırat Köprüsü'nün üzerinden böyle rüzgar gibi, şimşek gibi geçecek olanlar da var, o kadar hızlı. Tabii bunları düşününce bizim gibi sıradan olan insanlar da yani şöyle akla geliyor. Bunlar kim olabilir? Hesaba çekilmeyecek olanlar. Peygamberler olabilir. Başka kim olabilir? İşte peygamberlerin varisleri olabilir. Evliya zatlar olabilir. Yüksek zatlar olabilir diye düşünüyorum. Şimdi ben onun bir adım daha, bir tık daha ilerisini sormak istiyorum. Yani tamam, bunu kabul ediyoruz. Peygamberler ve evliya, elbette onlar yüksek dereceleri var ve hesaba çekilmeyecekler, ama onların dışındakiler, böyle sıradan diyebileceğimiz, vasat diyebileceğimiz insanlardan da hesaba çekilmeyecek olanlar var mıdır, olabilir mi? Yani diyorsun ki transit geçit var mı? Var mı? Bize de var mı yani? Öyle bir şey var mı? Veya efendim, transit geçit var. Hatta bir gün Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün Eshab-ı Kiram'a hitaben buyuruyorlar ki bana ümmetimi gösterdiler. Dağları, ovaları dolduruyordu. Melekler dediler ki hoşuna mı gitti? Evet. Ama bunun sadece 70 bini hesapsız girecek. Cennete. Cennete. O karşı radıyallahu teala Hazretleri hemen fırlamış. Ya Resulallah, dua edin ben onlardan olayım. Ya Rabbi bunu onlardan eyle buyuruyor. Tabi böyle bir duaya kim talip olmaz ki? Eshab-ı kiramdan bir başkası daha fırlayınca o karşı seni geçti buyuruyorlar. Kapatıyorlar yani. Bir daha cesaret edip soramıyorlar. Evet. Talepte bulunamıyorlar. Fakat kitaplarda anlatılırken o 70 bin kişinin her biri de bir 70 bin kişiye şefaat ederek onları da götürecekler. Ama bunun dışında da Mustafa Bey yani kendilerine kul hakkı falan yoksa, şehitlerin de geç kul hakkını Cenab-ı Hak üzerine alıyor da kul hakkı yoksa transit geçişleri olduğu bildiriliyor hadis-i şeriflerde. Mesela Peygamber Efendimiz Allah rızası için ve isteyerek namazını kılan, orucunu tutan, haccını yapan, zekatını veren hesapsızca azapsız cennete girer buyuruldu. Sonra kıyamette işte inciden yapılmış minberler üzerine oturan, yüzleri nur gibi parlayan zatlar görülür. Bunlara peygamberler ve şehitler bile imrenir. O zaman Peygamber Efendimiz'e soruyorlar, bunlar kimlerdir ya Resulallah diye. Ülkeleri ayrı ayrı olduğu halde bir araya gelen, Allah rızası için birbirini seven ve Allahu Teala'yı anan kimselerdir cevabını veriyor. Hani şimdi bizi izleyen ve dinleyenler acaba ben de falan. Bana bildirilmiş bunların içindeysen mübarek olsun. Akrabalık, hemşerilik gibi yakınlıkları olmadığı halde sırf Allah rızası için birbirini seven kimselere ne mutlu deniyor. Kıyamette bir grup insan rüzgar gibi mahşer halkının üzerinden geçip cennete girecektir. Bunlar her an ölüme hazır olan kimselerdir. Valiz hazır, pasaport hazır, döviz hazır. Ölü gibi olanlar yani, ölü gibi ölmeden olanlar. Ölmüş evet, olanlar. Ölü gibi. Transit geçiyor. Hatta mesela bir yerde geçiyordu, o dikkatimi çekmişti. Böyle rüzgar gibi transit geçiyorlar. Mahşer görmüyorlar, mizan görmüyorlar, sırat da görmüyorlar. Doğru cennetin kapısına. Melekler diyor ki bir dakika. Siz mizan mahşer görmedik diyorlar. Sırat? Sırat köprüsü. Onu da görmedik. Ya siz kimsiniz diyorlar. Biz diyorlar Muhammed Aleyhisselam ümmetindeniz. Neyiniz varsa? Valla bizim dünyada hiçbir şeyimiz yoktu. Cenab-ı Hakk'ın bize verdiğine de biz itiraz etmez, razı olurduk, sabrederdik. Şikayetçi hiç olmadık. Ya anlaşıldı diyor, geçin içeri. Anlaşıldı, geçin içeri. Haline razı olanlar. Yani. Evet, haline razı olanlar. İtiraz etmeyenler. İtiraz etmeyenler.
Peygamber Efendimiz kıyamette çeşitli sıkıntıların olacağını bildirince Ashab-ı Kiram bundan kurtulmanın çaresini sual ederler. Resulullah Efendimiz buyurur ki, dünyada alimlerin eteğine yapışmaktır. Kıyamet günü Allah-u Teala alimlerle zahitleri toplar. Zahitlerin cennete girmelerini emreder. Zahitler cennete gider. Alimler kalır. Allah-u Teala alimlere buyurur ki, sizleri burada bırakmam hapsetmek maksadıyla değildir. Zahitler dünyada yalnız kendilerini düzeltmekle meşgul oldular. Ahirette de yalnız kendilerini bağışladım. Fakat sizler dünyada kendinizden başka diğer insanlarla da meşgul oldunuz. Onlara kurtuluş yolunu gösterdiniz. Şimdi size uyanları da yanınıza alıp cennete girin. Ay ne büyük ikram o zaman onlara. Ne büyük. Sen kalk böyle alimlere de düşmanlık et. Ya. Değil mi? Yani. Orada açığa çıkacak. Bundan büyük nankörlük olmaz herhalde. Tabii ya. Alimler de arkadaşlarını alıp cennete götürürler. Kıyamette nurdan kürsüler üzerinde yüzleri ay gibi parlayan zatlar görülür. Herkes hesap ile meşgulken bunlar gayet neşelidir. Melekler bunlara hangi amel sayesinde bu dereceye yükseldiniz diye sorarlar. Onlar da bizim öyle fazla amelimiz yoktur. Ancak beş vakit namazımızı doğru olarak kılar. Resul-i Ekrem'in adı anılınca ona olan sevgimizden dolayı ağlar. Allahu Teala'nın verdiğine şükreder. Yoksulluğumuza sabrederdik. Allah-u Teala'nın bize olan bu mükafatı iki şey karşılığıdır. Biri dünyaya gönül bağlamadığımız, diğeri de Habibullah'ı sevdiğimiz içindir derler. Müthiş müjdeler bunlar. Hesap sorulmadan cennete gireceklerle ilgili bir hadis-i şerifte cehennemlik 70 bin kişi Osman'ın şefaatiyle hesap vermeden cennete girecektir. Cenab-ı Hak nasip edersin. 70 bin. Amin inşallah. Günahlarını hatırlayıp ağlayan hesap görmeden cennete girer. Ama samimi olarak ağlayacak. İlim öğrenen talebe, kocasına itaat eden kadın, ana babasına iyilik eden evlat, peygamberlerle beraber hesapsız olarak cennete girer. Hadis-i şerif bu da. Helal olmak şartıyla oruç tutup iftar eden, sahur yemeği yiyen ve Allah yolunda gözcülük eden kimselere yediklerinden dolayı hesap yoktur. Kul sahur, iftar ve dostlarıyla yediği yemekten mesul değildir. Tabii şimdi genel olarak bütün bu hadis-i şerifler zikredildikten sonra fıkıh kitaplarında, itikat kitaplarında, akaid kitaplarında anlatılırken buyuruyor ki aslında herkes bir hesaba çekilecek. Fakat kiminin hesabı öyle basit olacak ki buna hesap bile denmez. Mesela Hazreti Osman radıyallahu teala an hazretleri hakkında Peygamber Efendimiz çok dua buyurmuştur. Bir seferinde yani o kadar memnun etmiş ki Resulullah Efendimiz'i elini açıyor. Ya Rabbi diyor buna hesap sorma. Evet. Allah-u Teala da kabul ediyor. Kabul ettim buyuruyor. Ama 63 yaşında vefat etmedi. 80'i geçti. Çünkü ezelde kendisi 80 yaşını geçen imanlı kuluma hesap sormaktan haya ederim. Kendi dua oldu. Habibinin duasını da kabul etmiş oldu. Hesap sormayacak. Peki hiç mi sorulmayacak buyuruyor. Cennetin kapısına geldiği zaman melekler sen kimsin diyeceklermiş. Osman bin Affan'ım. Ha sen olsun geç derlermiş. Sormuşlar yani. Adın ne yani? Adın ne yani? O da bir sorun neydi? O da bir sorun. Evet. Tabii adın ne? O da bir sorun. Kimisi, mesela şehitlerin, Ashab-ı Kiram'ın hesapları çok kolay olacaktır buyuruyor. Nasıl kolay olacak? Sen sahabeden hesaptan mısın? Sen şehit misin denecek. O da evet diyecek. Hiçbir sıkıntı görmeden cennete girecektir. Hadi o zaman geç. Soru da sorulmuş oluyor yani. Ha, transit. Evet. Yani sadece o geçitten geçerken pasaportu gösteriyorsun. Ben buyum diyorsun geç. Ha. Ama gerçek şehitse ve gerçekten Ashab-ı Kiram'dansa veya gerçekten aynı şekilde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı işte naklettiğimiz bu hadis-i şeriflerdeki o vasıflar o kimsede bulunuyorsa o zaman aynı şekilde bunlar isfa edecek. Peki hani bizi izleyen ve dinleyenlerin hatırına gelebilir. Efendim biz onun içerisine giremez miyiz? Girebiliriz tabii ki. Yani gayret edilirse niçin girilmesin ki? Allah-u Teala nasip eder. Cenab-ı Hak inşallah Teala onlardan hiç olmazsa şefaatlerine kavuşmayı nasip eder. İnşallah. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, bir toplulukta Allahü Teala'nın ismi anılmaz
ve peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem salavat-ı şerife getirilmezse, kıyamette onlar hasret ve nedamet çekerler. Zikredelim dost seni, derim Allah, Allahu, içtim teslim Kevser'i, derim Allah, Allahu, Hannan Allah, ya Allah, Mennan Allah, illallah, Hannan. Zikrin fehmiye mifta, etti gönlümü ifta, derim Allah, Allahu, Hannan Allah. Medet ya Resulallah, Hannan Allah, illallah, Hannan. Medet ya. Tamil Mihal, Saadet-i Ebediye. Kimya-i Saadet'te buyuruyor ki, Kur'an-ı Kerim okumasını öğrenmek çok sevaptır. Fakat Kur'an-ı Kerim okuyanların ve hafızların ona saygı göstermeleri lazımdır. Bunun için de her sözü, her işi Kur'an-ı Kerim'e uygun olmalıdır. Onun edebiyle edeplenmelidir. Onun yasak ettiği şeylerden sakınmalıdır. Ona böyle saygı göstermezse, Kur'an-ı Kerim kendisine düşman olur. Resulullah aleyhisselam buyurdu ki, ümmetimdeki münafıkların çoğu,
Kur'an-ı Kerim okuyanlardan olacaktır. Ebu Süleyman Darani buyuruyor ki, cehennemde azap yapan Zebani adındaki melekler, puta tapan kâfirlerden önce İslamiyete uymayan hafızlara saldıracaklardır. Para kazanmak için mevlid okuyan, musiki ile mevlid okuyan hafızlar da böyledir. Şunu iyi bilmelidir ki Kur'an-ı Kerim yalnız okumak için gönderilmedi. Gösterdiği yolda gitmek, İslamiyete uymak için gönderildi. Şiratül İslam şerhinin sahibi rahmetullahi teala aleyh diyor ki, Kur'an-ı Kerim'i şarkı söyler gibi okumak bid'atlerin en çirkini, en kötüsüdür. Böyle okuyanlar cezalandırılır. Riyadun Nasihinde diyor ki, Kur'an-ı Kerim İslamiyete uyan hafızlara şefaat edecektir. Kur'an-ı Kerim'i abdestli olarak okumak, sağ el ile tutmak, dizden aşağı koymamak, bitirince açık bırakmamak, başka şey yaparken kapayıp yüksek bir yere koymak, okurken konuşmamak, konuşursa tekrar evuzu okuyarak başlamak lazımdır. Mushaf'ı ve Kur'an-ı Kerim bulunan teybi ayağa kalkarak almalıdır. Bütün fıkıh kitaplarında ve mesela Halebi-i Sagir'in sahibi rahmetullahi teala aleyh 252. sahifesinde Kur'an-ı Kerim'i name ile yani sesi musiki perdelerine uydurarak okumak, harfleri bozmaz ise alimler mekruh demiştir. Zira fasıkların namelerine teşebbühtür. Eğer harfler değişir ise haramdır. Okuması haram olan şeyi dinlemek de haramdır. Kur'an-ı Kerim'i doğru, güzel okumak için musiki öğrenmeye lüzum yoktur. Tecvid ilmini öğrenmeye lüzum vardır. Alimlerin çoğuna göre tecvid ilminde harflerin ağızdaki yerleri, metler, harflerin uzatma miktarları ve daha birçok şeyler öğrenmeden okunan Kur'an-ı Kerim doğru olmaz ve ezan ve namaz sahih olmaz. Ayet-i kerimeleri ve Allahü Teala'nın isimlerini yerde serili şeyler ve seccadeler üzerine yazmanın, Kâbe-i Muazzama'nın resmini koymak da böyledir. Tahrimen mekruh olduğu Halebi'de yazılıdır. İbadetleri hoşa gidecek şekilde değiştirmek olamaz. İnsanların beğendiği ibadeti Allahü Teala da beğenir zannetmek pek yanlıştır. Böyle olsaydı peygamberlerin aleyhisselam gönderilmesine lüzum yoktu. Herkes hoşuna gittiği gibi ibadet eder, Allahü Teala da onu beğenirdi. Halbuki ibadetlerin kabul olması için insanların hoşuna gitmesi, dinleyicilerin çok olması değil, insanların aklı ermese, faydalarını anlamasalar bile İslamiyete uygun olması lazımdır. Ebu Said-i Faruki rahmetullahi aleyh, Hatice Hatun ile Allah'ın sevgilisi namaz kılıyorlardı cemaatle ikisi. Gördü Hazreti Ali onları bu haliyle, henüz 10 yaşındaydı, merak etti haliyle. O Resûle sordu ki, bu yaptığınız nedir? Buyurdu ki, ya Ali, Allah'a ibadettir. O Allah ki, birdir ve hiç şerik yoktur ona. Seni davet ederim, o Allah'a imana. Dedi ki, babam ile meşveret eyleyeyim. Sonra gelip bu bapta size cevap vereyim. Buyurdu ki, ya Ali, İmana gelmez isen, bu sırrı başkasına söyleme yine de sen. İki adım atınca, geldi ki hatırına, nasihat eylemişti bu bapta babam bana. Demişti ki, ya Ali, her ne derse Muhammed, hiç tereddüt etmeden tasdik eyle, kabul et. Şehadeti getirip,
Müslüman oldu hemen. O oldu çocuklardan ilk önce iman eden. Resulullah uğrunda yaptı çok fedakarlık. Onu kendi nefsine tercih etti o artık. Bir gün yine mescitte kılıyorken o namaz, sadaka talep etti bir fakir ondan biraz. Hatta Hazreti Ali rükûdaydı o an. Yüzüğünü çıkarıp bıraktı parmağından. Onun bu hareketi makbul geldi Allah'a. Bir ayet nazil oldu hemen Resulullah'a. Maide suresinden 55. ayet, gelerek kendisini Rabbimiz eyledi met. Hazreti Hüseyin'le yine Hazreti Hasan henüz abdest almaya başladıkları zaman benizleri sararır, korkudan titrerlerdi. Onların bu halini gören hemen sezerdi. Bazısı sorardı ki, ey Hasan, ey Hüseyin, siz abdeste kalkınca titrersiniz, niçin? Derlerdi ki, az sonra namaza duracağız. Düşünün ki, o zaman kimin huzurundayız? Hazreti Hüseyin de kalkınca namaz için adeta titriyordu üstünde seccadenin. Derdi ki, kul, dünyada büyük hükümdarlardan birine bir derdini arz edeceği zaman, korkarsa benim dahi Rabbimden istediğim gizli dileklerim var. Nasıl titremeyeyim? Namaz vakti gelince hem de Hazreti Hasan titrer, şöyle söylerdi Allah'tan korkusundan. Allahü Teala'nın dağlara arz ettiği, lakin dağların bile kabul eylemediği kulluk emanetini tam yapmak üzereyim. Bilmem ki layıkıyla yapabilecek miyim? Şevahid-i Nübüvve, peygamberlik müjdeleri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebubekr, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali radıyallahu anhüm ecmain ile birlikte bir gün Ebu Heysem bin Teyhan'ın evine gittiler. Ebu Heysem, hoş geldiniz ya Resulallah ve eshabı. Evimi şereflendirseniz de size ikramda bulunsam diye daima arzu ederdim. Bugün ise evimde az bir yiyecek vardı. Fakat onu komşulara verdim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, çok iyi yapmışsın. Cebrail aleyhisselam bana komşu hakkında o kadar çok vasiyetlerde bulundu ki, komşuların birbirlerine mirasçı olacağını zannettim buyurdu. Evin bahçesinde bir hurma ağacı görüp, ey Ebu Heysem, izin verir misin şu hurma ağacından hurma toplayalım buyurdu. Ya Resulallah, o hurma ağacı hiç hurma vermedi. Siz bilirsiniz, dedi. Resulullah, Allahü Teala o ağaçtan çok hurma verecektir, buyurdu. Ali'ye radıyallahu an bir bardak su getir, buyurdu. Hazreti Ali radıyallahu an bir bardak su getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bardaktaki suyun bir kısmını içti. Bir kısmını da mübarek ağzında çalkalayıp o hurma ağacının üzerine döktü. Hemen o anda ağacın üzerinde hurma salkımları görüldü. Hurmaların bir kısmı taze, bir kısmı kuru idi. Hurmaları topladılar. Tam yetecek kadardı. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bu Allahü Teala'nın size kıyamet gününde vereceği nimetlerdendir. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gazarda bana, ey Ebu Hureyre, yanında yiyecek bir şey var mıdır? Buyurdu.
Ya Resulallah, dağarcıkta birkaç tane hurma var, dedim. Getir, buyurdu. Ben de götürdüm. Mübarek elini kabın içine soktu ve hurma çıkardı. O hurmaya mübarek elini sürdü ve dua etti. Sonra bana, eshaptan 10 kişi davet eyle, buyurdu. Çağırdım, geldiler ve o hurmalardan yediler. Onlar gidince, 10 kişi daha çağır, buyurdu. Yine 10 kişi daha çağırdım. Gelip, onlar da o hurmalardan yiyip gittiler. Böylece, bütün orduyu onar onar davet ettim. Hepsi hurmalardan yiyip doydular. O kabın içinde yine hurma vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, bu kabı sakla, elini içine sok, ağzını aşağı çevirme, buyurdu. Resulullah hayattayken, her ne zaman elimi o kabın içine soksam, hurma çıkarıp yerdim ve halka da dağıtırdım. Hazreti Ebubekir'in, Hazreti Ömer'in ve Hazreti Osman'ın radıyallahu teâlâ anhum ecmain halifelikleri sırasında bu hal aynen devam etti. Hazreti Osman'ın şehit edildiği gün benim evimi de yağmaladılar ve o hurma kabını da almışlar. O hurma dağarcığından 200 veskten fazla hurma almıştım. Bir vesk 60 sa'dır. Bir sa 4,2 litredir. Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni halk arasında İslamiyetin hükümleriyle hükmetmem için Yemen'e kadi olarak vazifelendirdi. Ya Resulallah, ben alim değilim. Kadilik yapacak hükümleri bilmem, dedim. Mübarek elini göğsüme koydu ve Ya Rabbi, kalbine hidayet et ve lisanına istikamet ver, diye dua buyurdu. Ondan sonra iki kimse arasında hüküm vermekte hiç şüpheye düşmedim. Sizlere Yeşillikler Diyarı Şirin ilimiz Kastamonu'dan sesleniyorum. Kastamonu Belediye Başkanlığı'nın destek ve katkılarıyla yapmakta olduğumuz programlarımızın bugünkü bölümünde sizlere İsmail Bey Külliyesi'nin bir bölümü olan İsmail Bey Medresesi'nden sesleniyorum. Onun kapısının önündeyim. Burası bir ilim yeriydi efendim. 11 odalı küçük bir medreseydi belki. Fakat zamanının örneğinin şu anda teki efendim bu. Bundan bir örnek daha yok. O zaman yapılan medreselerin teki. Anadolu'da birçok yerde var. Selçuklu dönemi medreseleri var. Bu ondan çok farklı efendim. Çok farklı. Küçük tutulmuş ve iç yapısı da biraz daha fark ettirilmiş ötekilerden. Veya bu öyleydi de bundan sonra yapılanlar fark ettirildi. Görüldüğü gibi kesme taştan yapılmış bir giriş kapısı var. Tabii bu onarım görmüş. Bir ara başka maksatlarla kullanılmış. Efendim, insan olmayınca içerisinde yıpranması binaların daha fazla oluyor. Birçok programda söylediğim gibi. Şimdi Kastamonu'daki vakıfların insanlandırdığı vakıf eserlerinden birisi daha. İçine insan girdi mi efendim iş düzeliyor. Tabii bu giren insanlar da kendi bildiğine bazı değişiklikler yapmaya kalkmazlarsa iş düzeliyor. Yoksa şunu da şöyle yapalım, bunu da böyle yapalım diye ucundan kıyından çekiştirilirse iyi olmuyor. Kastamonu'daki eserlerde böyle bir değişikliğe bugüne kadar rastlamadım. Ben inanıyorum ki diğerlerinde de rastlamamış olacağız. Nasrullah Camii'nin hemen arkasındaki Numaniye, ondan önce Münire Medresesi, Bayraklı Medrese,
El Sanatları Çarşısı haline getirilmiş. Şehrin merkezinde. Oraları sizlere bölüm bölüm tanıtmaya çalıştık. Burada ikinci bir El Sanatları Çarşısı. Yani bu ilimizde görüyoruz ki tarihi eserlere ve folklorik yapıya çok önem verilmiş. Burada da bir El Sanatları Çarşısı var. Şimdi birisini verip de ötekisini vermemek adalete de sığmazdı. Efendime söyleyeyim. Hem de bilesiniz ki Kastamonu'da böyle El Sanatları Çarşısı iki tane. Hatta buranın biraz daha yerleri ferah, yani araba park etme hususunda, sükunet hususunda çarşının kalabalığı burada yok. Buraya gelen sanki biraz daha fazla mı dinlenir diye düşünüyorum. Şimdi bu kapıdan içeriye gireceğiz ve medresenin önce medrese olarak nasıl kullanıldığı hususunda sizin gözünüz önünde bir hafif canlandırmaya çalışacağım. Ondan sonra da buradaki Kastamonu El Sanatları ile ilgili ikinci misalleri görmeye çalışacağız efendim. Ben içeriye giriyorum. İsmail Bey Medresesi'nin şu anda girişindeyim. Metali genişçe bir tonozlu kubbe şeklinde kullanılmış. Bu her Türk okulunda, yani medrese yapısında dikkat edilen bir husus. Burayı biraz rahat tutmuşlar. Hani bozuk havalar olabilir veyahut da herhangi bir ufak tefek sohbetler olabilir gibi böyle tutulmuş. Buradan iç avluya giriyoruz. Şadırvanlı bir avlusu vardı. Şimdi şadırvanın havuzu kalmış. Ben onun yanına doğru gidiyorum. Orayı size anlatacağım ama yürürken tabii yerdeki taşlar düzgün olmadığı için biraz da kendimi koruyup herhangi bir hataya düşmeyeyim istiyorum. Daha sonraki dönemlerde yapılan Osmanlı medreselerinde yerler tabii düzgün mermer taşlar döşeli, kesme taş olarak döşenmiş ve bütün binanın iç avlunun akıntısı belli yerlere, bir veya iki köşeye toparlanmış idi. Burası tabii İstanbul değil. Bir Süleymaniye'deki medreseler gibi düşünmemek lazım veya Manisa'daki 3. Murat Han'ın külliyesinin medreseleri gibi düşünemiyoruz. Burada ne olmuş? Düzgün taşları, zaten kayalık bir yer burası. İnşaat dolayısıyla hafif kaldırdıkları kalıp halindeki taşları, kayaları buralara güzelce yerleştirmişler. İyi de olmuş. Ortasında bir fıskiyeli havuz var. Bu fıskiyeli havuzun havuzu kalmış. Bu taş orijinal efendim. Üzerdeki motifler onu söylüyor. Çok hoş motifler ara ara koymuşlar tabii. Fıskiyesi var ama fıskiyesi ortadaki o mermer fıskiyenin yatağı ve üst taraf başlığı gitmiş. Kastamonlar da demiş ki bunu biz ağaçtan yapalım. Ona sosa elimizde bol. Onu da andırıyor. Medresenin iç avlusuna girince hemen sağ tarafta tek bir oda var efendim. O odadan sonra tonozlu, yani bugünkü anlamda salonumsu bir yer var. Bunun önü açıktır. Bu bazı büyük medreselerde tam simetrisinde bir yer daha olur. Bu medrese küçük medreselerden olduğundan tek yapılmış. Burası müderris efendinin talebeleriyle, öğrencileriyle ders müzakeresi yaptığı, ders anlattığı, sorulara cevap verdiği, hatta bazen de sohbetlerin yapıldığı yer idi. Buraya mescit düşünülmemiş çünkü külliyenin avlusunda bir tane cami var. Namaz vakti geldiği zaman buradan yürüyerek gitmek oraya bir dakika ya alır ya almaz. Onun için de buraya böyle bir mescit, içerisine mescit düşünülmemiş. İşte burası hem mescit, hem sohbet yeri, hem dershane olarak düşünülmüş. Geri kalan odalarda, buradaki odadan itibaren öğrencilerin günlük hayatını devam ettirdiği, derslerini çalıştıkları münferit, tek tek çalıştıkları yerler. Şimdi bu girdiğimiz yer medrese. Döndürdük, El Sanatları Çarşısı'nı söyleyeceğiz. İki işi var ya efendim. Gördüğünüz gibi buralarda, tezgahlarda Kastamonu'ya ait el işleri konmuş. İşte gelen ziyaretçilere cüzi bir fiyatla onlar takdim edilmeye çalışılıyor. Müderris efendilerin ders verdiği yer şu anda bu çarşı içerisinde. Hem gelenlerin dinlenebilmeleri için böyle bir U şeklinde divanla çevrilmiş, tefriş edilmiş. Hem de resim tabloları var, resim galerisi, hatta atölyesi gibi işte buranın işleticisi de efendim bu şeyi, resimleri kendisi yapıyor görüldüğü gibi. Buradan diğer el sanatları dükkanlarına doğru, yani medrese odalarına doğru ben yavaş yavaş gidiyorum. Sizlere oralarda kısaca bir tanıtmak istiyorum. Şimdi el dokuması
tezgahı önündeyiz. Kastamonu işi dokunuyor bu medrese odasında, yani bu dükkanda bugünkü anlamında. Bu tezgahta da dokunan mallar böyle şuraya dizmişler, müşterilerini bekliyor. Güzel, tamamıyla el tezgahında dokunuyor. İlave bir şey yok. Diyeceksiniz ki fabrikasyon zamanında el tezgahına niye bu kadar eğiliyorsunuz? Olur mu efendim? Onun yeri ayrı, onun yeri ayrı. Şimdi iki tane aynı motifli, aynı şeyi koyun, bu el tezgahı deyin, bu fabrikasyon deyin, el tezgahını kaparlar. Demek ki bir özelliği var. Evet. Şimdi burada bu tezgahı bu delikanlı kullanıyor. İki pedallı bir tezgah ve bu yörenin insanının işte kullandıkları çeşitli giyim eşyaları diyebiliriz. Yani baştan aşağı her vücudun her tarafında kullanılabilen eşyalar. Dış giyim ama bu. İç giyim değil, dış giyimdir. Şimdi buradan çarşıdaki diğer dükkanların önüne doğru geçiyoruz. Şu anda bulunduğumuz yer gıda maddeleri bulunan bir yer. Kastamonu dağlarında, Ilgaz dağlarında yetişen her türlü şifalı bitkiler, çiçekler ve Kastamonu'nun tarlalarından elde edilen buraya has özel ürünler dükkanı. Dükkanın içerisinde tabii aynı mamulleri bulunduruyor. Biz burada sizlere onları gösterelim dedik ve buradan el işleri, el nakışları olan bir dükkana sizlere götürüyorum efendim. Kastamonu el işlerinin bulunduğu dükkana girdik. Bu görülen malların hepsi el işi, ya tığ ya iğne oyalarıyla yapılmış bunlar. Yani tığla, iğneyle yapılmış. Ya da Kastamonu tırnaklısı. Şurada tel kırması dedikleri, tel bükmesi dedikleri İnebolu yöresinin bir enteresan el işlemesi var. Metallerle yapılmış bu. Onun işte tel kırma diyorlar. Gayet güzel, orijinal şeyler var burada. Efendim şimdi İsmail Bey medresesinde anlatacağımız daha hayli yer var. Biz tabii buradaki nakışları gösterdik. Ama zamanımızda zorlamak istemiyoruz daha fazla. Çünkü belli bir planda bu yayınlanıyor. İnşallah onları da, orada birkaç el sanatı daha var efendim, sizlerle paylaşalım istedim. Onları da görün istiyorum. Bugünkü süremizin sonuna gelmiş buluyoruz. Hoşça kalın efendim.